Bir hacker size eklemek istediğinde neleri deniyor? Arkada hangi adımlar gerçekleşiyor? Bunları hiç düşündünüz ve araştırdınız mı? Gelin size bir hacker'ın size eklemek istediğinde neleri denediğini anlatayım. Yani siber ölüm zincirini anlatayım. Hazırsanız çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız bir de ben butonunu çekip abone olduysanız hadi şimdi gelin videoya başlayalım. Siber ölüm zinciri dediğimiz şey bir hacker'ın bir kurumu, bir kişiyi, bir hedefi kısacası hacklemek istediğinde adım adım işlediği maddelerdir. Şu an siber ölüm zincirinin ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Size bunları adım adım örnekleyerek gerçek bir hikaye üzerinden anlatacağım. İlk aşamamız Reconsus yani keşif aşaması. Bir hacker sizi eklemek istediğinde önce sizin hakkınızda toplayabildiği kadar veri topluyor. Verileri toplarken arama motoru, sosyal medya, onun dışında farkında olmadan verilerimizi sızdırılan kurum ve kuruluş kaynakları. Bunlar nasıl kaynaklar? Örneğin PDF dosyaları. Ben hatırlıyorum ki bir PDF dosyasında ev adresim yazıyordu. İsmini vermeyeceğim. Bir kuruluşun web sitesindeki PDF dosyası herkes açık olarak paylaşılmış. Ama orada benim PII dediğim Personal Identifiable Information yani kişisel bilgi dediğimiz hassas veri yer alıyordu. Bu durum son derece kritik. Bu yüzden biz fark etmesek de bizim hakkımızdaki hassas olabilecek veriler internette dolaşıyor olabilir. İşte hackerlar da bu verileri kullanarak bizim hakkımızda toplayabildiği her türlü veriyi topluyor. Bunlar nasıl veriler? Ad, soyad yeter mi? Yetmez. E-post adresi, kullanıcı adı, şifre, TC kimlik not, kişi kimlik seri note, anne kızlık soyadı, anne baba adı, ev adresi bilgisi, banka hesap bilgisi bu tarz bilgilerin hepsi eğer bir hacker doğru yerleri incelerse aslında hepsi ulaşılabilir şeyler ve adamlar bunları biliyorlar bunları toplayıp bir sonraki adıma weaponization dediğimiz silahlanma adımına geçiyorlar. Weaponization yani silahlanma adından anlaşılacağı üzere toplanan verilerin hedef üzerinde kullanılabilmesi için hazırlandığı aşamadır. Yani burada aslında saldırgan kullanıcı hacker bizi nasıl hackleyebilir bunu düşünüyor ve buna yönelik bir saldırı senaryosu kurguluyor. Daha önce bir tanıdığımın başına gelmiş bir saldırıyı size anlatacağım şu an. Örnek üzerinden gidelim. Varsayın bir hacker var ve bu adam def oluyor. Bu adam bir bankacılık dolandırıcısı. Gidiyor internetten sizin kimlik numaranızı vesaire tespit ediyor. Ardından sizi arıyor. Merhabalar Nuri Bey. Sizi müşterisi olduğunuz Resul Bank'tan arıyorum. Ben müşteri hizmetleri temsilcisi Murat. Kayıtlarımızı incelediğimizde bankamıza 3250, 2156, 123 TC kimlik numarasıyla ile kayıtlı ve hesabınız olduğunuzu görüyorum. Doğru mudur? Evet doğru Murat Bey diyor burada kurban kullanıcı. Ardından dolandırıcı yani hacker hesabınızı incelediğimde kredi limitinizi 500 bin liraya çıkarabileceğimizi görüyorum. Herhangi bedel ödemeden limit artışı sağlamak ister misiniz? Şu an işinize yaramasa bile erdi yarayabilir diyerekten ikna etmiyor burada. Evet olur diyor burada kurban. Ardından hacker limit artırma işlemi çerçevesinde banka hesabınıza 500 bin lira çekeceğiz. Ardından size göndereceğim IBAN'a havale etmeniz gerekecek. Eğer onaylıyorsanız işlemlere başlıyorum diyor. Ardından kurban onaylıyor. Burada kurban kullanıcıya şöyle bir saldırı kurgulanıyor. Hacker diyor ki telefonunuza bir SMS kodu gelecek. Bu kodu benimle paylaşır mısınız diyor. Daha sonrasında kurban bu kodu paylaşıyor. Hacker kurban kullanıcının banka hesabını bildiği için nereden biliyor? Çünkü ilk adımda zaten bu verileri toplamış oluyor. Bu verileri kullanaraktan ve ondan aldığı SMS'e gelen kod sayesinde o kişi adına onun hesabına bir kredi çekiyor. Daha sonrasında çeşitli farklı ikna tekniklerini kullanaraktan burada çektiği bu parayı başka bir iban aktarıyor. Örneğin şu şekilde aktarabilir. Harika hesabınıza birazdan 500 bin lira gelecek. Gelen parayı XX IBAN'ına gönderdiğiniz zaman kredi artırım işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir diyor. Ve bir şekilde bunu daha uygun, daha güzel bir kılıfla kurban kullanıcıya yediriyor. Siz şu an diyor olabilirsiniz. Ya ben yer miyim bunu kardeşim geç diyor olabilirsiniz ama sen yemezsin ben yemem. 60-70 yaşında adam, bilgisayardan uzak, teknolojiden uzak bir adam emin olun yiyor yeni gördüm. Daha zor bir senaryo olarak e-post üzerine ilerleyen bir siber saldırı senaryosunu düşünebiliriz. Örneğin siz bir dernek üyesisiniz ve saldırgan kullanıcı keşif aşamasında sizin bu derneğe üye olduğunuzu tespit ediyor. E-post adresinizi de bir yerden öğreniyor. Bu veriyi ele geçiren saldırgan sizin için bir saldırı senaryosu kurguluyor. Burada kurguladığı senaryo şu. Size bir e-post hazırlıyor. Gönderdiği e-postanın başlığı da dernek üyeliğiniz hakkında. Sizin üye olduğunuz dernekteki üyeliğinizin devam edebilmesi için doldurmanız gereken bir form var. Bu formda gönderdikleri mailin ekinde yer alıyor. Burada saldırgan kullanıcı tıpkı gerçekmiş gibi görülen sanki gerçekten sizin üye olduğunuz o dernekten geliyormuş gibi gözüken bir e-posta hazırlıyor. Burada çeşitli ortalama teknikleri kullanılıyor. Burada çok teknik bilgiler var. Bunlara girmeyeceğim. Detaylı olarak isterseniz daha sonra bu konuyu inceleriz. Saldırgan kullanıcı bu maili kurban kullanıcı. Yani size gönderiyor. Siz de gerçek sanıyorsunuz. Niye gerçek sanıyorsunuz? Çünkü adam mail içeriğine sizin adınızı soyadınızı yazmış. Üye olduğunuz derneği yazmış. Ben o dernekten geliyorum diyerekten size bu maili gönderiyor. Sanki derneğin resmi mail adresiymiş gibi gözüküyor mailde. Ve siz ekitteki bulunan Excel dosyasını açtığınız zaman düzenlemek için, hani sonuçta orayı düzenlemeniz gerekiyor değil mi? Yani saldırı senaryosunda burada, orada doldurması gereken alanlar var. Düzenle butonuna tıkladığınız zaman arkada bulunan script çalışıyor ve sizin bilgisayarınıza bir zararlı yazılım kuruyor. İşte bu çalıştığı aşama exploitation olarak karşımıza çıkıyor. Yani sızma aşaması. Siz o script'i çalıştırdığınız an, bir script çalıştırmıyorsunuz bu arada. Düzenle butonuna tıkladığınız an Excel'lerin içerisinde arkada bulunan bir script var. O script devreye giriyor ve sizin bilgisayarınızı zararlı yazılımı kuruyor. Zararlı yazılımın zararlı yazılımın kurulduğu adımda installation aşaması olarak, kurulum aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Sizin çalıştırma adımınız exploitation, zararlı yazılımın kurulmaya başladığı aşama installation aşaması. Son olarak zarar yazımda kurulduğu bitti. Artık bilgisayarınızda gillop gibi bir virüs var. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Command and Control. Adını anlaşılacağı üzere komuta kontrol. Burada saldırgan uzakta bulunan bir sunucudan sizin makinenize gömmüş olduğu zararlı yazılımı artık kontrol etmeye başlıyor. Ve son aşamaya geçiyoruz. Action on Objective. Yani aksiyon aşaması. Bu aşamada saldırgan artık isterse sizin mouse'unuzdaki klavyenizdeki adımları takip edebilir. Yazdığınız her şeyi loglayabilir ki buna keylogger denir. Tüm dosyalarınızı şifreyip sizden feed isteyebilir. Bilgisayarınıza kayıtlı olan tüm şifreleri cebe atıp kendi makinesine çekebilir. Kısacası artık makinenizi istediği her şeyi yapabilir. Hatta webcam'inizi bile açabilir. İşte bir siber saldırının yaşam döngüsü bu şekilde. Bu saldırı yıllardır hackerlar tarafından kullanılıyor. Gelecekte de kullanılmaya devam edecek. Siz siz olun bu tarz durumlarda dikkat edin. Hiç kimse sizden şifrenizi istemez. Hiç kimse size sizin kişisel bilgileriniz bu şekilde yaklaşmaz. O yüzden ne kadar kendinize güveniyorsanız güvenin. Her zaman paranoyak olun. Güvenlik paranoyak olmaktan geçer. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Ama... Bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi artık sevmiyorum yani.